yüzyıllarca başarısız denemelerden sonra doğanın en güçlü ve en esnek malzemelerinden birini kullanmak üzereyiz. İlk olarak 1709 yılında Fransa'da Francis Xavier Bon de Saint-Hilaire örümcek ağından yumurta keseleri elde etti. Bon, ertesi yıl Britanya Kraliyet Cemiyeti'ne gönderdiği mektupta şu anda tek zorluk kayda değer bir iş çıkartmak için yeterli miktarda örümcek torbası tedarik etmekte yatıyor diye yazdı. 3 yıldan fazla bir süre sonra bu zorluğun üstesinden gelindi ve kraliyetten olmayanlar ilk kez kendi örümcek ipeği kıyafetlerini satın alma fırsatına sahip oldular. Bir biyoteknoloji şirketi kuruldu, Bolt, ve 50 adetlik sınırlı sayıda örümcek ipeğinden petrol mavisine boyanmış kravat üretildi. Örümcekler elbette çok ama çok uzun zamandır kendi amaçları için ipek üretiyorlar. Erkek yengeç örümcekleri çiftleşmeden önce dişileri bağlamak için asiniform adı verilen bir ipek yaparlar. Dişi örümcekler ipeksi boru biçiminde yumurta keseleri örer. Kapaklı örümcekler katmanlı toprak ve ipekten ağır döner kapılarını inşa etmek için özel yapışkan ipek kürecikler üretirler. Bununla birlikte en çok yönlü olan tür örümceklerin ipten inmek ve ağlarını çerçevelemek için kullandıkları ampulate veya dragline adları verilen ipektir. Eski Yunanlıların yaraları sarmak için örümcek yumurta keselerini kullandıkları söylenir. Yeni Gineli balıkçıların küre örümceklerinin ağlarını ağlara ördükleri bilinir. Tüm bunlara rağmen giyimde ipek böceğinin zayıf iplikleri üstün geldi. Örümceğin ürkütücü görüntüsünden dolayı olabilir diye düşünebilirsiniz. Ancak gerçek neden evcilleştirmeye dirençli olduklarıydı. Örümcek ipeği son derece elastik ve hafiftir. Bazı örümcek ipekleri kopmadan önce uzunluklarının 5 katına kadar uzayabilir ve dünyayı çevreleyecek kadar uzun bir iplik halini alır ve bir kuruştan biraz fazla ağırlığa sahip olur. Tek kelimeyle inanılmaz. Aragnit adı verilen örümcekler mükemmel kimyagerlerdir. Genellikle ipeklerine su emici ve mantar önleyici özellikler aşılarlar. Bunun cazibesine kapılan bir avuç girişimci ipek takıntılıları yıllar boyunca örümcek ipeğinden elbise yapabilmek için bir makine icat etmeye çalıştı. Hatta aralarından biri böyle bir makine yaptı. Akıllıca bir mekanizma yarattı ancak daha sonra tek bir örümcek ipeği elbisesini dokumanın 5000 hayvandan malzeme gerektireceği sonucuna vardı. 1990'larda genetik devrimi ve onunla birlikte örümcek ipeği yapmak için DNA ile daha uysal türler donatma olasılığı gündeme geldi. Bir küre dokumacı mandırasına ve çiftliğine artık gerek kalmayacaktı. Bu harikaydı. Çünkü genetiği değiştirilmiş E. coli bakterileri, maya, tütün bitkileri ve hatta keçiler bu işi örümcek ipeğini yapabilecekti. 2009 yılında bunun için bir şirket kuruldu. Doğada örümcekler kendi ürettikleri spin adlı maddeyi ipliğe dönüştürmek için bir itme ve çekme mekanizmasına sahiptir. Kan basıncındaki ani bir düşüş, viskoz ipek proteinlerini karnındaki memelerden dışarıya çıkmaya zorlar ve örümcek bunları çeker. Ve böylece bacaklarının ve vücut ağırlığını kullanarak kürecikler halinde iplikler oluşturur. Bu işlemi yapabilmek için şirket örümcek ipek proteini üretti. Goop Spin Goop olarak adlandırılan ve lifi oluşturmak için bir kalıptan ekstrüde edilen madde ortaya çıktı. Başardılar. Günümüz. Geçen yıllarda Spyber adlı bir Japon firması tek seferlik bir parka yaptı. Adidas örümcek ipek spor ayakkabısı yapmak için bir Alman biyomateryal şirketi olan AM Silk ile ortak oldu.